Efendim biz bir eğitim kurumuyuz. Adımız diyalog, anlatım, iletişim. Bütün sır isimde saklı. Diyalog, anlatım, iletişim. Dikkat ederseniz. Evet. Bu bizim adımız. 30 yılı aşkın bir süredir eğitim veren bir eğitim kurumundan bahsediyorum. Dile kolay. Siz hayal edin. Kimler gelmiştir, kimler geçmiştir, ne kadar mezunumuz vardır. Diyalog ailesi bu eğitimlerini aldı, büyük bir hız ve titizlikle, içerikten hiçbir şey kaybetmeden, hatta yeni eklemelerle, yeni bir coşkuyla online platforma taşıdı. İşte bu şekilde de bizler karşınıza gelmeye başladık. Kimler alır bu eğitimleri? Herkes. Sanıyorum burada karşımda bir panorama var. Yaş grubu olarak, meslek grubu olarak bir sürü insan görüyorum karşımda. Aynı şey bizim için geçerli. Benim yani bütün meslek gruplarına saygım sonsuz ama hayran olduğum bir grup emekliler. Yani çoluğu çocuğu olan varsa onları büyütmüş. Yoksa işi gücü halletmiş, tası tarağı bırakmış. Artık bir kendimize vakit ayıralım, bir kendimizi geliştirelim, kendimiz için bir şey yapalım diyen grup gerçekten ayrı bir hayranlığım var. Çok seviyorum onları. Ama mesela en çok karşılaştığımız kimler var? Öğretmenler büyük ağırlıkta, avukatlar, doktorlar, psikiyatrlar, psikologlar, her meslekten mimarlar, sanatçılar, her grupta insan var. Peki, hocam diyeceksiniz, illa spiker olmak mı lazım bu eğitimleri almak için? Oyuncu olmak mı? Doktor olmak mı? Avukat olmak mı? Haşa, demin de söyledim, emeklerimiz var. Ev hanımlarımız çoğalır mıyız? Ana başlık, konuşma. Değil mi? Konuşma. Yani insanın düşüncesi ve beyniyle birleştirerek yaptığı, dünyada başka hiçbir canlının yapamadığı şey konuşma yetisi. Çok çok önemli ve hayati olduğunu düşünüyorum. Gerçekten olmazsa olmaz. Yani illa bunun için bir iş grubuna ait olmak gerekmiyor, çalışmak gerekmiyor. Herkesin ihtiyacı olan bir şey konuşma. İşte bu konuşma dediğim şey hitabeti de kapsıyor, diksiyonu da kapsıyor, etkili konuşmayı da, yani bütün her şeyi bu balonun içine koyabiliriz. Ve tam da aslında 30 yıl önce kuruldu dedim ya diyalog. Sevgili kurucularımız, aşina olduğunuzu düşünüyorum. Sayın Arsen Gürzap ve Sayın Can Gürzap tam da bu nedenle kurmuşlar. Yani insanlar kendilerini daha iyi ifade edebilsinler, Türkçeyi daha iyi kullanabilsinler diye bu damarın üstüne bu eğitim kurumunu oluşturmuşlar. Ve konuşma aslen dört ana maddeden meydana geliyor. Bir, nefes. İki, ses. Üç, rezonans. Dört, artikülasyon. Bu dörtlü teknik olarak konuşmayı meydana getiriyor diyebiliriz kabaca. Şimdi bu nefes, ses tanıdık. Yani kavram olarak tanıdıktır ama belki rezonans, artikülasyon bir soru işareti oluşturdu mu bilmiyorum. İzah edeceğim, hiç merak etmeyin. Gelin şu akışı bir inceleyelim. Ne oluyor? Şimdi en başta nefes var. Biz zaten eğitimlerimize de hep nefesle başlıyoruz. Nedir peki hocam nefes dediğimiz? Yani ne oluyor? Şu oluyor. Belki sizin başınıza gelmiştir ya da duymuşsunuzdur. İşte biz çok duyuyoruz. Hocam ben böyle topluluk önüne çıkınca tıpkı benim şu an sizin karşınızda olduğum gibi bir çok heyecan basıyor beni hocam. Ya müthiş heyecanlanıyorum. Evet. Ya öyle oluyor ki, evet, sesim titriyor, kontrol edemiyorum. Avuçlarım su gibi hocam. Şıkır işte, şıkır nefes bunların ilacı. Ve birçok şey. Ama tabii çok vakit olmadığı için biraz böyle parça parça kısa kısa geçeceğim. Bunların hepsine ilaç. Peki nedir hocam, yani nefes derken neyi kastediyoruz? Belki duymuşsunuzdur. Doğru nefes diye bir şey var. Doğru nefes yahut diyafram destekli nefes diyoruz biz buna. Belki duymuşsunuzdur. Aslında bu nefesi kullanmayı arzu ediyoruz. İşte hava geldi, o perdeleri hareketlendirdi. Ve dikkat edin bakın, burada bir değişim geçirdi. Artık o bir hava değil, buradan çıkarken titreşime döndü. Evet, titreşime döndü. Bakın hala konuşmaya gelmedik. Mekanizmaya bakın. Hava geldi,
hareketlendirdi ses tellerini, titreşime döndü. Şimdi 3 numaraya geldik bakın. Rezonans. İşte peki, bu titreşimler vücudumuzda var olan rezonans bölgelerine yayılıp orada çoğalıyor. Bakın ne demek? İşte buralarda o ses tınlıyor. Biz profesyonel anlamda buna tınlama diyoruz. Ki birbirimize ulaştırabilelim. Aksi takdirde şurada ham bir şekilde kalır ve işimize yaramaz. Hem nefesi doğru kullanmak hem de sesi hep belli bir yerden kaçırmadan sabitleyerek göndermek size bu avantajı sağlıyor. Ay sesim kısıldı. Buramda bir acı var, bir kötü oldum hocam, bir ayarlayamıyorum, bir bağırıyorum, bir yavaşlıyorum gibi. İşte bunların ilacı da aslında doğru yerden sesi kullanmak, doğru yerden konuşuyor. O titreşimler geldiği artikülasyon organları dediğimiz organlar var. Oraya gelip artık orada bu nefes ve titreşim konuşma seslerine döndü ve ağzımızdan artık sesler dökülmeye başladı. A'lar, B'ler, C'ler, D'ler, E'ler. Evet. Bunu da ne yaptı? O konuşma organları, artikülasyon organları yaptı. Niye anlattım? Bu organlar işte konuşmamızı sağlayan, yani daha doğrusu nefesi ve titreşimi sese dönüştüren organlar. Eğitimlerimizde bunları yaptırıyoruz yine. Ne yapıyoruz? Her birine egzersiz yaptırıyoruz bunları. İşte bu organlarımıza bir nevi spor yaptırarak, egzersizler yaptırarak ki eğitimlerde bunları ayrıntılı olarak yaptırıp veriyoruz sizlere. Buraları geliştirerek bunlardan kurtulabiliyoruz. Başka bir artikülasyon problemi mesela, yine çok karşılaştığımız, eminim şimdi kafalar sallanacak, çağımızın en büyük hastalıklarından biri hızlı konuşma. Sürat. Evet evet, çünkü çok var. Çok var, doğru. Herkeste var demiyorum ama sık. Ne oluyor? Bakın hızlı konuşma. Hocam vallahi çok hızlı konuşuyorum. Ne yapacağımı bilemiyorum. Gidiyorum, işim var, gücüm var. Anne. Ay hiçbir şey anlamadım. Değil mi? Yuvarlandı gitti bakın. Ne kadar yazık. Yani o zaman anlatmak istediğimizi anlatmakta güçlük çekiyoruz. Anlıyorum. Vakit yok. İşte koşturma. Tabii şu zamanlar hariç. Biraz ekstrem bir zaman yaşıyoruz. Şu anda koşturma nispeten azaldı ama genel hayat böyle değildi tabii ki. Mesela bu da bir başka problem. İşte artikülasyon çalışmaları da bunlara ilaç. Ne önemli biliyor musunuz? İşte bütün bu eğitimler sayesinde bunların kazancı size çok, en önemlisi de özgüvenli bir rahatlık. Siz kendinize güvendikçe rahatlayacaksınız. Çok basit gibi görünen çok önemli bir nokta bakın. Çünkü heyecanlanıp gerildikçe yanlış ihtimali artıyor bakın. Ha şunu da söyleyeyim. Heyecan dedim ya, heyecan kaybolan bir şey değildir. Bunda anlaşılır. Yani nefesi çalışıyoruz, bütün bu egzersizleri yapıyoruz efendim. Düğmeye bastık, heyecan gitti. Yok böyle bir dünya. Heyecan olacak ama onun miktarı bizim için önemli. Kontrolümüz altında bir heyecanı biz istiyoruz zaten. Niye? Adrenalin, canlılık, enerji verecek. Ama paniğe dönüşmeye başladığı an eyvah. İşte o zaman bizim başımıza bela alıyor. Nefes almayı da unutuyoruz. Sesimiz de titriyor. Dediğim gibi birçok sıkıntıyla karşılaşıyoruz. Üstüne cilalar başlıyor. Nedir tekniğin üstüne? Mesela Türkçeyi doğru kullanıyor muyuz? Haydi size apayrı bir konu başlığı. Çok önemli bakın. Sadece bunlar yetmedi. Bunlar olmazsa olmazdı demin yaptıklarımız. Bir de Türkçeyi doğru kullanıyor muyuz acaba? Ne demek yani o hocam? Kullanıyoruz, konuşuyoruz valla. Hayır, şunu soruyorum. Mesela okullarda nasıl öğreniyoruz biz Türkçeyi? Türkçe yazıldığı gibi okunup konuşulan bir dildir. Öyle mi? Çünkü normalde böyle öğretilmiyor bu. Değil deniyor. Hayır. Değil yazılış. Söyleyişte değil olarak bunu telaffuz ediyoruz. Ecek acak ekleri. Türkçe'de çok var. Şöyle bir düşünün lütfen. Ne demek istiyorum? Küçük bir ipucu vereyim. Mesela yapacak. Yazdık. Yapmak kök. Yapacak. Şimdi 3 farklı söyleyiş duyuyorum ben eğitimlerde. Doğrusunu bilen de var tabii ki. Ama şimdi siz de bana hak vereceksiniz. Yapacak diyen çok, çünkü zaten öyle yazılıyor. Ama aslında yazıldığı gibi konuşmuyoruz. Yapacak,
En sevdiğim grup. Ne yapacağız onu? Yapacak. Nedir? Aslında bakın bir bölgeye ait bir ağız. Çok kıymetli. Yanlış anlamayın ama konumuz değil. Biz doğru, düzgün, akıcı konuşmadan bahsettiğimiz için. Yoksa çok bölgelerimiz var. Hepsine ait ağızlar var. Hepsi çok kıymetli ama bizim ilgilendiğimiz konuşma farkı. Elinize kağıt versem, vaktimiz, fırsatımız olsa, o iki dakika sonra o yapacağımlar, geleceğimler geri gelecek. İşte bunları eğitimlerde oturtuyoruz. Nelere dikkat etmemiz lazım, nasıl yapmamız lazım, yine nasıl alıştırmalar, egzersizler yapmamız lazım. Ama bir altını çizmek istedim. Bakın ne kadar önemli. Öbür türlü ansiklopedi konuşuyormuş gibi. Telaffuz hataları dediğimiz bir bölüm var. Devam ediyoruz. Bitmedi. Ne demek yani telaffuz hataları? Kelimelerin söylenişleri var biliyorsunuz değil mi? Mesela çağdaş bir örnek verelim. Şarj. Doğru mu şarj? Sizce? Söyleyiş olarak. Evet. Şarj yazılmış. Bunu böyle söyleyen olabilir aranızda. Problem değil. Doğrusunu bilelim diye söylüyorum. Evet. Şarj mesela. Ama şarj diyen çok insan var. Ama doğru değil. Bakın Türkçe çok zengin bir dil. Yani Osmanlıca'dan gelenler, Farsça, Arapça biliyorsunuz. Bunlar değil sadece. İtalyancası, İngilizcesi, Almancası, Fransızcası birçok yabancı dilden kelimeler var. Şimdi tabii kökler o dillere göre değişkenlik gösteriyor. Onun için uzun mu söylüyorum, kısa mı söylüyorum, iki L'li mi, tek L'li mi telaffuzda şaşırabiliyoruz. L sesi. Mesela şöyle dediğimde doğru mu? Hocam müsaade ederseniz benim içerideki odaya gitmem lazım. Gitmem lazım hocam. Gitmem lazım mı? Gitmem lazım mı? Bilmem farkı duyabiliyor musunuz? Biri lazım, la sesi, öbürü la sesi. Ya da arabanın kış lastiklerini değiştirdim mi? Kış lastiklerini değiştirdim mi? Lastik mi? Lastik mi? L'leri yanlış kullanan çok var. E'leri yanlış kullanan çok var. Açık E, kapalı E mesela çeşitleri var. Bunların hepsini eğitimlerde hatalı harfler nedir, sesler nedir bunları anlatıyoruz, öğretiyoruz tek tek. Şu önemli bakın, sadece bilmek de yetmiyor. Belki ben bunları söyledim, bazılarınız farkı duyamadı bile. Alışkanlık çünkü. Şimdi lazım diye diyen, konuşan biri önce ne fark var hocam işte lazım. Hayır hayır lazım diyorum. İşte lazım. Hayır. İşte bunları duyurmaya çalışıyoruz. Bunları eğitimlerle yerleştirmeye, oturtmaya çalışıyoruz. Çünkü yılların alışkanlığı haklı olarak tık diye geçip gitmiyorlar. Bakın bu da fonetikle ilgili. Fonetiğin bir alfabesi vardır. Evrenseldir. Ve o alfabe sesleri temsil eder. Tuzu biberi baharatına geldik meselenin. Vurgu tonlama meselesi. Vurgu tonlama. Yine çok önemli bakın. Hocam da bir önemsiz bir şey söylemediniz diyeceksiniz. Söylemedim hakikaten. Hakikaten önemli. Ve bir bütün bakın bunlar. Vurgu tonlama. Nasıl tarif ederdik sorsam? Vurgu bir cümlenin aklıdır. Tonlama ise o cümlenin duygusudur. Vurgu biraz daha akılla ilgili değil mi? Bakın. Şunun ben altını çizmek istiyorum bu konuda. Yani bunu anlatırken şunu öne çıkartayım, bu vurguyla ilgili. Ama tonlama dediğimiz şey duygularımızla ilgili. Bu vurgu ve tonlamayı anlayamazsak, iyi kullanamazsak yine çok karşılaştığımız en büyük problemlerden biri monoton konuşma geliyor. Ne demek? Hep aynı yerden tek düze konuşma. Kimse sizi dinlemez. Siz kendinizi dinletmekle yükümlüsünüz, o pozisyondaysanız. Ha değilseniz profesör mü olalım? Hayır efendim, ev hanımıyım. Çocuklarımı yetiştiriyorum. Daha ağır bir iş var mı? Evlat yetiştirmekten daha önemli ağır bir iş var mı? Sizi dinleyerek büyüyorlar. Hatalar ona göre yerleşiyor. Aile nasıl konuşuyorsa çocuklar öyle konuşuyor. Herkesi kapsıyor bakın. Yani sırf profesör, oyuncu, o bu diye. Hayır hayır. Hepimize lazım. Kendinizi ifade ettiğiniz kadar varsınız. Herkes sizi tanıyamaz. Herkes sizi bilemez. İşte Funda Hanım şöyle insandır ama şu an sizi anlatamadı. Hayır efendim, yok öyle bir dünya. Bir yere gittiğinizde bir o kadar, benim mesela beni düşünün. Bir saatim vardı sizle.
O kadarım ben sizin için bu hayatta. Jest, mimik dediğimiz. Jest biraz vücut hareketleri, mimik daha çok yüz hareketleridir. Vücudumuz da var. Maalesef. Yani konuşma sadece şu değil, hep böyle de yaparım ben. Hani konuşma deyince aklımıza bu gelmesin lütfen. Hayır, bütündür konuşma. Şimdi tabii buradayız diye biraz oturuyoruz. Hayır, ama burada bile zaten duramıyoruz bakın değil mi? El kol giriyor, ileri geri geliyoruz. İdeali bu çünkü. Başka türlü, yani şu şekilde böyle bir konuşma yapamazsınız bağlanmış gibi. Bunlar da var. Bunların eğitimi de veriliyor bizde işte. Çok önemli. Çok önemli. Yani sona kaldı ama önemsiz diye değil. Yani konu çok uzun diye sona kaldı. Ne yapıyoruz bakın? Bütün bu eğitimleri verdikten sonra en son sizlere konuşma hazırlatıyoruz. Belli bir sürelik. Ve o konuşmalarınızı dinleyip değerlendirme yapıyoruz. Ne eksik? Bu bütün bir zincir gördüğünüz gibi. Yani hocam nefesim çok iyi, hallettim. Evet. İşte sesi idare edebilir miyiz? Edemeyiz. O kullanım da önemli. Artikülasyonu? Anlaşılmak dedim. Bakın anlaşılmak en önemlisi. Zaten anlaşılamıyorsak ortada konuşacak bir şey yok demektir. Ne kadar hayati bir şey. Ya bilmiyorum, bana mı öyle geliyor? Sizlere de soruyorum. Herhalde hak veriyorsunuzdur. Ya da işte Türkçe kullanımı dedim. Yapacağız, gideceğiz, geleceğiz, buradan da gün doğacak falan. Bunu dinlemez kimse. Özür dilerim. Vallahi dinletemezsiniz. Ne yaparsanız yapın. Yok, öyle bir şey yok. O konuşmacı değil bakın. O yazılı bir şey. Bambaşkıştım. Ama lütfen bunun bir bütün olduğunu aklınızdan çıkartmayın. Bir zincir. Bir zincir. Yani birleştiği zaman iyi bir konuşmacı, etkili bir konuşmacı, iyi hitap eden bir kişi ortaya çıkarsınız. Bir avantaj elde edebilirsiniz. Şu yetmez, tekrar söylemek istiyorum. Bilgi veriyoruz hocam. Çok büyük birikimim var. Müthiş, tebrik ediyorum. Bilgi veriyorum. Hayır, sadece bilgiyle karşı tarafa ulaşamazsınız. Ruhuna, hissiyatına konuşmak zorundasınız karşı tarafı. Bir düşünün, bana hak vereceksiniz. Bilgi zaten olmazsa olmaz. O olacak. Yani ben bu konuyu bilmesem kimse zaten beni buraya karşınıza oturtur mu? Bu zaten olmazsa olmaz. Bunu tartışmıyoruz. Mesele nasıl anlattığım, nasıl hitap ettiğim.